Türk askeri bizim ülkemizde diyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kendi toprakları gibi göstermeye kalkan Rum kesimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasulides, Ege Denizi'ndeki herhangi bir çatışmanın bizi doğrudan etkilemesinden korkuyoruz, dedi. Güney Kıbrıs Rum kesimi, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime dahil oldu. Rum kesimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasulides, kendilerini potansiyel Yunanistan-Türkiye çatışmasının ortasında bulmaktan endişe ettiklerini söyledi. Bloomberg yayınında konuşan Kasulides, Türk askeri bizim ülkemizde şeklinde sözler sarf etti. Türkiye'nin adadaki varlığından kaygı duyduğunu dile getiren Kasulides, Ege Denizi'ndeki herhangi bir çatışmanın bizi doğrudan etkilemesinden korkuyoruz diye konuştu. Rum Bakan bu görüşüne gerekçe olarak, çünkü tüm hikayenin en zayıf noktası olarak kullanılacağız şeklindeki düşüncesini gösterdi. Ege'deki adaların uluslararası anlaşmalara aykırı bir şekilde silahlandırılmasını görmezden gelen Ioannis Kasulides ayrıca bölgede tehdit eden tarafın Atina değil Ankara olduğunu ileri sürdü. Birkaç gün önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'ların Ege'de uçuş gerçekleştirirken bazı adalarda askeri bir hareketliliği tespit ettiği haberi gelmişti. Dünkü görüntüler o hareketliliğin ne olduğunu bize gösterdi. Görüntülere göre Yunanistan anlaşmalara göre gayri askeri statüdeki adalardan Midilli ve Sisam'a askeri sevkiyat yapıyor. Midilli'ye 23, Sisam'a 18 taktik tekerlekli zırhlı araç götürüyordu. Tam anlamıyla suçüstü hali diyebiliriz bu duruma. Ama sadece Yunanistan açısından değil, aynı zamanda Amerika açısından da suçüstü durumu geçerli. Neden derseniz, görüntülere de yansıdığı gibi iki ayrı çıkarma gemisiyle getirilen zırhlı araçlar, Amerika tarafından Dede Ağaç Limanı'na gönderilen araçların aynısıydı. Dolayısıyla uluslararası anlaşmalara aykırı şekilde gerçekleşen bu konuşma için Yunanistan'a ait bir konuşlanma mı yoksa aynı zamanda Amerika'ya ait konuşlanma mı sorusu pekala sorulabilir. Amerika'nın aynı zamanda iki NATO üyesi ülke olan Türkiye ile Yunanistan arasında izliğe geldiği kısmi denge politikasından Atina lehine, Ankara aleyhine değişiklik yaptığına dair işaretler son dönemde iyice artmış durumda. Bu gelişmelerin arka planını anlamlandırmak için şu türden bir bilgiye herkesin ihtiyacı olabilir. Amerikan Kongresi'nde yönetim çevrelerinde çeşitli lobiler nezdinde yaygınlığı olan bir görüş, bir eğilim var. Türk-Yunan ilişkileri bahsi söz konusu olduğunda Türklerin Anadolu'ya hapsedilmesi ve Ege Akdeniz'den uzak tutulması, buraların vekil ülke olarak Yunanistan tarafından tutulması fikri bu. Son gelişmeleri Yunanistan'ın Amerika desteğini de arkasına alarak karasularını 12 mile çıkarma arayışlarına dönük girişimleri olarak yorumlamak mümkün olabilir mi? Evet, mümkün olabilir. Peki böyle bir karar Türkiye için ne anlama gelir? Her şey bir yana, böyle bir karar Türk gemilerinin uluslararası sulara geçişinin sona ermesi yahut Yunanistan iznine bağlanması anlamına gelir. Tahmin etmiş olmalısınız. Böyle bir şeyin Ankara açısından kabul edilemezliği de buradan kaynaklanıyor zaten. Amerika'nın Yunanistan lehine pozisyonlanmasına dair son gelişmeler üzerinden örneklendirmeler yapalım. Geçtiğimiz günlerde Amerika, Yunanistan'la F-16 savaş uçaklarının yenilenmesi için yapılan anlaşma çerçevesinde ilk iki F-16 uçağın teslimatını yaptı. Önceki versiyonuna göre daha gelişmiş radar ve silah kapasitelerine sahip olan bu uçaklar, Atina'nın kuzeyindeki Tanagra hava üssüne ulaştı. Hemen arkasından Amerika'nın 35 yıl sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu tamamen kaldırma kararı aldığı haberi geldi. Eş zamanlı olarak Rumların İsrail'e ait demir kubbe hava savunma sistemini almak için girişimler yürütmekte olduğu haberi yeniden gündeme geldi. Yunanistan söylem ve eylemlerinin arkasındaki Amerika izi ve teşviki artık iyice belirginleşmiş durumda. Bunu bilmek, bunun farkındalığı içinde olmak lazım. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in kongrede yaptığı konuşmaya, topluca ayakta alkışlanarak verilen karşılığı hatırlayalım. Türkiye'ye nazire yaparcasına. Mitsotakis en son Birleşmiş Milletler konuşmasında zeytin dalı uzatır gibi davrandı.
Türkçe paylaşımlarla "biz komşuyuz, düşman değiliz" şeklinde dostane açıklamalar yaptı. Ama bunun bir taktikten ibaret olduğu anlaşılıyor. Zira Midilli ve Sisam'dan gelen görüntüler söylemle eylemin birbirine tamamen ters düştüğünü gösterdi. Ankara'daki durum tespitinin de tam da böyle bir çerçeve içinde olduğunu vurgulayalım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada kullandığı Yunanistan'a hitaben şu ifadelerini altını çizerek aktaralım. "Tarihten ders alın diyoruz. Yeni maceralara girmeyin. Bazıları sizin kulağınıza bir şeyler söyleyebilirler. Bunların geçerli olmadığını tarihte gördünüz. Aynı şeyi tekrarlatmayın. Bu konuda akıllı olun. Bir de Türkiye'nin F-16 tedarik ve modernizasyon talebiyle ilgili Washington'ın zamana yayma eğilimine karşı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı şu açıklamayı hatırlayalım. Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Yani farklı yollardan kastım dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere satıyor, Fransa satıyor, Rusya satıyor. Her yerden bunu temin etmek mümkün. Bunun içinde bize sinyal çakanlar var. Dün adalardaki hareketliliğin dışında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Bayraktar Akıncı TİHA'nın Türkiye ve Yunanistan sınır hattında uçuş gerçekleştirdiği haberi geldi. Belli ki sadece adaların değil, Meriç'in öbür tarafındaki hareketliliğin de daha yakından izlenmesini zorunlu kılan bir sürecin içine girmiş durumdayız. Bu olaylar devam ederken Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bazı açıklamalarda bulundu. Tatar, uluslararası topluma da kendi içinde çelişmemesi çağrısında bulunarak şunları kaydetti. İnsan haklarından, uluslararası sözleşme ve Birleşmiş Milletler beyannamelerinden bahsediyorsunuz ama Kıbrıs Türk halkı içinde hala ısrarla uygulanmakta olan bu izolasyon ve ambargolara seyirci kalıyorsunuz. Bu Kıbrıs Türk halkına yapılan, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi bir zulümdür. Artık bu zulme son veriniz. İzolasyon ve ambargoları kaldırınız ve Kuzey Kıbrıs gerçeğini de kabul ediniz. Çünkü artık Kıbrıs'ta bu işin geri dönüşü yoktur. 60 yıldır kurum ve kuruluşlarıyla iki ayrı devlet vardır. Türkiye'nin adadaki garantörlüğünün ve askeri varlığının vazgeçilemez olduğuna işaret eden Tatar, bizleri güya kalıcı bir anlaşma için federal bir yapı içine çekerek, zamanla azınlık ve asimile tehlikesi durumuna düşürerek, ana vatanla bağımızın da koparılması amaçlanmaktadır, değerlendirmesini yaptık. Tatar, karşı taraf elinde bulundurduğu üstünlüğü hiçbir zaman Kıbrıs'ın gerçeklerine göre değerlendirmeyecekse bu işin tekrar Güvenlik Konseyi'ne havale edilmesi gerekmektedir. Türk tarafı olarak bu pozisyondayız. Çünkü bizim artık geri gitmemiz söz konusu değildir. Ne federasyon görüşürüz ne de 1974 öncesine gideriz, dedi. Karşı tarafın tüm isteğinin Kıbrıs'ı bir Yunan adası yapmak olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs'ta artık kalıcı ve başarılı bir anlaşma olacaksa eşitler arasında olmalı gerektiğine dikkat çekti. Ersin Tatar, aksi takdirde Kıbrıs eğer zorla, dayatmayla 1974 öncesine götürülürse o yıllarda yaşananların misliyle yaşanma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz uyarısında bulundu.